Selamlar arkadaşlar. Yine Cenk Hoca burada. Hoş geldiniz evimize. İki tane konucuk isterim. Deyeyim. Söyleyelim. Nasıl? Anlatalım. İki konu. Birinci konu, bu growth hormon iğnesiyle ilgili bir şey. İkinci konu, spor hocası nasıl anlaşılır iyi olduğunu, iyi vücutla spor hocası mı olur? Yani bir spor hocası vücudu çok iyiyse demek ki çok iyi bir spor hoca mı? İkinci konumuz da o. Okay. Birinci. Şimdi adam çok güzel bir vücut yaptı. Mükemmel. Neredeyse pro fitness gibi oldu. Yani adam direkt pro'a benzedi. İlk şey ne söylüyorlar? Eskiden hep steroid. Şimdi ne söylüyorlar? Bu growth çaktı. Growth. Adam human growth hormon aldı ve çaktı. Ve kaç tane çocuklar var benim salonda ki temizdiler. Evet, bazıları anabolik steroid alabilir. O kendileri tercihi. Ben onu hiç bilmem, karışmam, etmem. Ama ben bunu diyeyim sana. Bu growth hormon çok pahalı bir şeydir. Ve o kadar pahalı olduğuna rağmen o kadar etkili bir şey değil. Bana inanınız, o kadar etkili bir şey değil. Şimdi ben değilim ki, ben doğal bir sporcu değilim. Ya desem bana, ben sana biraz testosteron hormonu vereceğim ve biraz veya growth hormonu vereceğim. Hangisini tercih edersiniz büyümek için? Ben direkt testosteron tercih edeceğim. Hem su gibi beleş, hem de bir işe yarar. Doğal olmasaydım ya da doğal sporcu olmasaydım, doğal sporcu olmayan, hani kısacası professional bodyci. Growth gerçekten o kadar mucize bir şey değil. Herkes mucize zannediyor growth hormonu çünkü pahalıdır. Ve herkes alamadığı için herkes zannediyor ki ben alsam olacağım, ben alsam hayal kurarlar. 10 bin liram olsa da bir senelik bir kür yapsam growth hormon. Yani hayal, hep hayal. Yani olamayacak şeyler insanlar hayal kurarlar ve çok büyütürler kendini. Ben açık söyleyeyim sana. Benim ne gördüğüm ben growth hormondan? Çok güzel yağ yakar. Tamam. Büyüme etkisi çok yüksek dozaj lazımdır ve uzun zamandır. Ve o zaman ne olur? O zaman içindeki, vücudundaki içindeki kanserin hücreleri varsa ya benler, ne bileyim ne, onlar da başlar büyümeye. Yani büyüme için istersen kullanasın growth hormonu. Bu sefer ne olacak? Bu sefer içindeki organlar da, benler de, ne varsa onlar da hep büyüyecek ve kansere elverişli olabilir. Yani hızlandıracak senin kanser olmanı. Yani ya değer mi? Değmez. Küçük dostlar sadece de yağ yakar. Onu da yine dikkatli olacaksın. Dikkatli olacaksın, birkaç saatin içinde insülin tetiklemeyesin. Çünkü affedin, pankreasinin içine sıçar. Çünkü growth hormonla insülin, yani bir anda iyi bir şey değil. Growth alasın da ondan sonra kendi insülin, kendi ekmek yesin ya çikolata yesin de insülin tetikleyesin, hiç iyi bir şey değil. Ve pankreasını yoran. O birinci konum. Evet, growth hormon o kadar mucize bir şey değil. Görürsen bir iki adamın şu çok harika, inanılmaz bir pro vücudu vardır. Yani muhtemelen growth alabilir ama muhtemelen onu growth yapmadı o kadar iyi. Onu steroid yaptı o kadar iyi. O bir. İkinci konu. Adam geliyor.
Adam bir spor hoca vardır. 20-30 yıl yapıyor bu işi. 20-30 yıl hep bilgi topluyor buraya. Gerek kitaplardan, kütüphanelerden, medyadan, seminerlardan, kurslardan, deneyim. Ama vücudu o kadar iyi değil. Ne için? Çünkü adam o kadar çok zaman vaktini daha fazla bunda uğraşırdı. Bunu geliştirmeye. Şimdi bir daha spor hocası göstereyim sana. Bir de spor hocası vardır ki bir iki sene vücut geliştiriyor. Son birkaç ayın içinde bayağı fark etti. Yani kısacası 3-4 aylık bir iyi bir vücut yaptı. Gerek takviye aldı, gerek bir iyi yol gösterdi kendine. Gerek bir genetiği de çok iyi. Bu sefer genetiği iyi olunca ve her şey olunca bütün puzzle, bütün olduğumuz şey birleşince adam harika olur. Bu sefer ne olur? Demek ki iyi bir spor hocamız mıdır? Yok. Adam hiçbir bok bilmez. Adam dün söylerdik adama 4 set bunu yap, 3 set bunu yap. Bu alt göğüstür, bu üst göğüstür. Bu budur. Bunu bu saatte bunu ye, bunu bu saatte bunu iç. Bu iyidir, bu kötüdür. Bir bok bilmez. Ondan sonra çok iyi bir vücudu yapar. Da ondan sonra herkes zannediyor ki en iyi hoca odur. Çünkü en iyi vücut taşır o. Bullshit. Yani bu neye benzedi? Bu benzedi ki dünyanın en iyi oyuncusu Maradona'ydı. Ama adam bir teknik direktör olarak boktur. Kısacası hiçbir boka yaramaz menajerlikte, eğitmede hiçbir şeyde. Ama adam mükemmel bir futbolcuydu. Şimdi Alex Ferguson'a bakalım. Alex Ferguson top bile oynayamazdı. O kadar çok kötüydü. Ama dünyanın en gelmiş geçmiş başarılı bir teknik direktörlerden biridir. Anladın mı? Evet, hiç bakmayınız hocanın vücuduna çok iyi mi çok kötü mü de ona göre karar verirsiniz. Ama yine bir spor hocaysan yine de biraz bakımlı olacaksın. Yani dibelik köfte olmayacaksın. Yani biraz dikkat et. Yani aynı şeyler yani diyetisyen de yani öyle bir tombilik diyetisyen olunca yani da sana nasihat eder onu ye bunu ye güleceksin. Diyeceksin ya git lan işine. Dedi ya senin dediğin. Anladın? İşimiz budur. Evet, bugün konuşulmayacak şeyleri konuştuk. Fikirlerimi yine sizinle paylaştım. Bu defa güzel bir motivasyon bir şeyler yapalım ya. Güzel bir beast mode, animal mode. Güzel bir şeyler. Yeah. Peace out, people.